Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5'e hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Trevor ve Franklin hep birlikte ve Lamar hep birlikte gang bang gang yapmıştık. Çete savaşlarına girmiştik. Grove Street'i ne yazık ki Ballas'lara geçirmişti. Lanet olsun, Ballas'lar Grove Street'i ele geçirmiş, yapabilecek bir şeyimiz yok. Şimdi ise Steve Haynes aradı Michael'ı ve dedi ki daha önce kaçırdığımız bir tane adam vardı iki bölüm önce. Ona Trevor onunla buluşacakmış. Onun yanına gidecekmiş. Şu yuvarlak bir bina var, ona ya. Çevresi böyle yuvarlak ışıklar var. Sanırım oraya gidiyoruz. Güzel bir yere benziyor. Ha, birkaç tane varmış onlardan. Şöyle arka taraftaki bir depoya geldik. Ve bir dakika oldu. Lan! Ne oluyor oğlum? Bu ne, bu saçma şey ne? Kız Trevor adama işkence edecek. Biz de burada bir şeyler yapacağız. Allah'ım yarabbim. Trevor manyak değil, hayvan. Kelime anlamıyla hayvan. Bir hayvanın sahip olması gereken tüm özelliklere sahip. Senin yerinde olsaydım birlikte çalıştığım insanlarla birlikte şey yapmazdım diyor, eleştirmezdim diyor. Steve Haynes'e yani şimdi şeyin amirine, şu adamın amirine bir şey olsaymış, tüm dikkatler o adamın üzerine çekilirmiş. Hiç kimsenin sırları saklamada hiçbir problem olmadı falan diyor. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearthed this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway. Any of that could happen at any time. Neyse, şey konuşuyor, durumu konuşuyorlar. Trevor öğrenirse falan filan. What does he know? He knows I'm alive. Canlı olduğunu biliyor diyor. Param olduğunu biliyor diyor. Şimdi FIB ile çalıştığını da biliyor. Ne kadar çalıştığımı bilmiyor. You've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the cash depot job. You walked your crew into an ambush. One of them spent 10 years on the run and the other landed in a federal penitentiary or we stumbled on the cash depot job. Brad went down, you went down. Trevor got away. The FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death and you end up here. Who's to say? Alternatif bir senaryo üretiyorlar. Hani şey diyorlar. Hani soran olursa şey deriz. İşte soygundan, o ilk bölümdeki soygundan Trevor kaçtı, Michael kaçamadı. Check, Brad kaçamadı. Michael'a bir anlaşma önerildi. Michael da bu anlaşmayı kabul etti. Good head to hang on your wall. Back then, sure. Not now. Bu yanımızdaki adam da daha önce bizi yakalayan adammış. Michael'la. Michael yakalayan adammış. Ve o da şey yapmış. Şey elde etmiş. Ondan bir ün elde etmiş. Hani Michael Town'ı ünlü bir şeymiş. Şu Michael. Sağlam bir hırsızmış. Merhabalar. Geri döndüm. Kim arıyor? Davey arıyor. Bu yanlış alan diyor. Okay, okay, okay. You sure you don't silence him just to make sure? Emin olmak için. Emin olmak için bu adamı susturabilir misin diyor. Susturabilir misin derken öldürmek. Kahve ister misin diyor. Davey şeye. Markada işkence sahnesi yapacağız. En çok tartışılan sahnelerden biriydi bu. Pick a weapon from the cart. Bu yalnız Azerbaycanlıymış. Hangisini verdim? Hop! İngiliz anahtarını kullanalım. Zar zor bir şey izleyeceğim diyor. Lütfen olmasın diyor. Lütfen olmasın diyor. Lütfen bana şey diyemiyor. Lütfen bana vurma diyor. Böyle ezikler ortaya çıkıyor diyor. Birazcık şey diyor, nazik ol diyor. Kırılgan kemiklerim var diyor.
Yapamazsın, yapamazsın diyor, yapamazsın diyor. Ne yazık ki yapıyorum. Oh! Bay Phillips. Ona Tahir Javan hakkında sorular soruyor. Neden bana onun hakkında direkt sorular sormuyorsunuz diyor. Zaten onu gördüm diyor. Onun şeyini yapmıştım, ev sinemasını yapmıştım, ev sinema sistemini yapmıştım diyor. Batı ana yolunda. O kadar zor değilmiş değil mi diyor. Onu duydun mu falan filan. Böyle zevkli bir bölüm ama çok saçmalayabilir bir bölüm. İnsanları yanlış etkileyebilir. Çumaş'ta. Çumaş'a gidiyoruz değil mi? Oraya gittiğimizi söyle bana. Aa vallahi kahve içiyorlar. Trevor işkence yaparken onlar kahve içiyorlar. Çumaş. Terörizm şey yapmaz diyor. Kahve molaları almaz diyor. Azerbaycanlı direkt terörist olarak mı gösteriyorsunuz? Siz şerefsizler. Hakikaten alınıyorum artık ben bunlara ya. Yani o kadar şey var dünyada, ırkçı şeyler var, battle terörleri var. Ama tabi, direkt şey neyse boşver, fazla şey yapmayacağım bunları. Bu gibi şeylere karşı yapabileceğiniz en iyi şeyler arkadaşlar, elinizden gelen en iyisini yapmaktır. Yani çalışın, sadece derslere olmak değil, hayalleriniz için çalışın, ne bileyim. Kafanızda ne varsa onun hakkında elinizden gelen en iyisini yapın. En doğru şey bu, bunun hakkında yapmak. Aman be, çok fazla derin konulara daldım. Hadi devam edelim. Ohoho! Araba bana çarpacaktı, çarpamadı. Evet, seviyeleri bayağı yükselttim size. Seviyelerini şu anda. Tercüme etmeyi unuttum lan. Bu tüm bu işleri bittiği zaman onu Brad'in şeyini bitirebilirmiş. David Weston. Ona inanıyormuş Trevor. Yani Trevor, Brad'in cezasını bitirebilirmiş. Who he thinks is locked up in high security and not, well, not six feet under in a grave marked Michael Townley. The trainee's right. Şimdi Brad, Michael'ın mezarında yatıyormuş ama Trevor onu Brad'i canlı zannediyor. Ve FIB de şey yolluyor hani, sürekli bir mesaj yolluyor, Brad denmiş gibi. Hani kandırıyorlar Trevor'ı. Sana bir iyilik yapıyorum diyor. Onun da aynı durumda olduğunu bilmek istemezsin herhalde diyor. Bu işi görür dedi. Peki. Kimi aradığımızı lütfen söyle dedi. Hedefin şeyine ihtiyacımız var. Görünüşüne ihtiyacımız var. Açıklamasına. Oo, bir işkence türü daha seçeceğiz şimdi. Bunu almak istiyorum. Penseyle bir şeyler yapalım. En iyilerini en sona saklayacağım. Nereden başlayacağımı söylüyor. Hangi dişleri diğerlerinden daha az ağrıyor diyor. Bekle diyor. Merhamet göster diyor. Ben Trevor Phillips'im. Bu ne ya? Bu ne ya? Nasıl yapacağız? Buradan mı yapıyoruz? Anlamadım ben bu işi. Anlamıyorum ya. Böyle mi yapacağız? Aa tam tersini yapıyormuşum ben. Oo dişi çıkarıyoruz. Çok acımasız oldu. Yakın bir zamana kadar şey yapamayacaksın dedi. Uzak bir zamana kadar şu yakın zamanlarda hiç üflek çiğnemeyeceksin dedi. Belli o adamın diş ağrısından o çok ağrır. Hey buraya bak diyor. Ha şimdi konuşacak mısın diyor. Konuşmaya hazır mısın diyor. 6 hafta önce beni şey kaçırdıklarından itibaren konuşmaya hazırdım diyor. Peşinde olduğumuz adam diyor. Neye benziyor? Her şey normal diyor. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Tamam. Koyu tenliymiş. Find the target diyor. Bir tane koyu tenli, ikinci koyu tenli. Ya bu da saçmalık, bu da ırkçılık. Neyse. Hastasın bu konularda. What's one look like? They look Eastern. That this town looks Eastern, Davey.
You got to follow the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Bize aradaki diyalogu anlatayım. Hani şey dedi, Michael Town şey dedi, Dave. Michael dedi ki neye benziyor? Dave dedi ki Azerbaycanlıya benziyor. Michael baştan işte cevap verdi. Ben Azerbaycan'ın neye göründüğünü, neye benzediğini nereden bileyim diyor. Bildiğim kadarıyla sen bile bir Azerbaycanlı olabilirsin. Dave de bunun üzerine şey dedi işte. İşte Azerbaycanlı doğulu gibi görünüyor. Michael dedi ki İran devriminden sonra ve komünizmin çöküşünden sonra bu şehirdeki insanların yarısı doğulu falan filan dedi. Güzel bir espriydi. Bir tane daha şey yap diyor. Devam ediyoruz. Trevor gene işkencesini yapacak. Daha fazla açıklama ihtiyacımız var diyor. Yanlış yap diyor. Geç çok geç. Yarışmacımıza bugün ne kazandığını göster diyor. Elektriği en son yapacağım. Şimdi benzin dökeceğim adama. Benzin olduğunu tahmin ettiğim şeyi dökeceğim en azından. Bu zihindeki bir savaş diyor kardeşim. Kendine boğulmayacağına inandırman gerekiyor. Sadece onu yaptıktan sonra bile söylerim ben. Ağzımda kan var diyor. Boğulacağım diyor. Oğlum az önce dediği adam boğulmayacağına inanman gerekiyor. Hop, boğuluyor mu adam yani şu an? Anlamadım ben. Ne boğuluyor mu yani şimdi? Yeter diyor, onu şey yap diyor. Onu kurula diyor şimdi. Hadi onu havaya kaldıralım diyor. Elim titriyor şu an, elim titremiyor, şey konsol titriyor şu anda. You look so peaceful sleeping there. I don't want to wake him. Ölmüş adam lan. Kalbi durdu. Ondan sonra bir tane şey yaptık. Kalbine baştan şey yaptık. Bir yumruk sıkarak. Yo. Oo şey. İğne sapladık. Adrenalin iğnesi galiba. Konuşacaksın herhalde artık. Öldün yani. Öldün baştan canlandın. Hayır lütfen daha fazla işkence olmasın falan filan işte. Hayır diyor. Sakala sahip diyor. Çal gibi sakala sahip diyor. Hayır bunu uydurmuyorum diyor. Gerçeği söylüyorum diyor. Orada hiç sakallı adam var mı diyor. Buradaki adamın bize söylediği her şey o diyor. Şey diyor. Bu adamın kafasına iki mermi sıkıp bunu sadece şeye verelim diyor. Birilerine verelim bu cesetten kurtulsunlar diyor. Sonra o Çumaş sahiline olduğu gibi hava saldırısı düzenleyelim diyor. Olsun bitsin diyor. Bana bir tane rapor ver diyor. Sakallı bir herif arıyoruz. Şurada bir tane oha şurada hayvan gibi sakallı bir herif var. Let's start at Mountain Men and we'll work our way down until someone fits the profile. There's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Bu mekan sakal alanlarla şeymiş. Daha fazla bilgi ihtiyacımız varmış. Oo. Bu çok uzun bir gün olacakmış. Sağ adam bize bilgi verene kadar. Adam için tabii ki. İçiyor diyor. Adam içiyor diyor. Lanet olası bir şey gibi içiyor diyor. Tren, dumanlı tren, vapurlu buharlı tren gibi içer diyor. Ve favori kısmıma geldik. Elektrik. Ya kıvılcım kıvılcım falan. Lütfen başka bir şey al diyor. Lütfen başka bir şey al diyor. İşkence içinden seç artık. O kadar fazla işkenceye uğradı ki. Blöf yapıyorum oğlum hadi söyle. O olmasın lütfen diyor. Rahat olsun lütfen yapma diyor. Hayır falan. Bakalım neler söyleyecek başka. Hop. Anamın memo uçlarını yakıyoruz ya. Adam yanıyor lan. Adamdan duman çıktı.
Tamam. Ha, onun yüzünü gördün müydü onu yaptığım zaman? Adam meme uçları yandı lan. Duman çıkıyor. Bay K diyor. Hiçbir şey bilmiyorum ben diyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum diyor. Lütfen diyor. Adam ağlıyor lan. Sürekli içiyor diyor. Solak diyor. Solak ve sigara içiyor. Sürekli sigara içiyor. Senin Chainsmokes dediği hiç durmadan sigara içiyor. Birisi bitiyor diğerine başlıyor. Her gün bir iki tane içiyor diyor. Redwood sigara içiyor. Sigara şirketini bile söyledi ya. Adam o kadar korkmuş herhalde. Steve's telling me he chain smokes Redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. Adam öldürdüm. Ne oldu diyor? Adam o işte. It'll check out. Well, we've got him. Adam aldık diyor. Adam emin değil, aldık diyor. Çok güzeldi. İkiniz çok güzel takım oldunuz falan filan. Sen buradaki adamı hallet diyor. Adama ne yapmamı istiyorsun diyorsun diyor. Yeterince kullanıldı diyor artık. İşte spor bu diyor. Adamı kesiyor. Allah Allah. Hadi gel diyor. Gidiyoruz. Beni nereye götürüyorsun diyor. Rahat olsun hadi gidiyoruz diyor. Başka bu ajanlardan bana kimsenin ne yapmasını söylememi iste. Ya ne yapmamı söylemesini istemiyorum ha. Hadi şu merdivenlerden çık falan filan diyor. Ne yapıyor bu Trevor? Hop. Aa. Nasıl çeviriyorum ama. Yükle yakalaman gereken bir uçak var diyor. Seni hadi havalanına götürelim diyor. Havalanına götürelim. Güvenlik öncelik ya. Adam öldürdüğüne göre. Adam öldürdü. Adam hala önce güvenlik diyor ya. Ama adrenalini vardı. Böyle adrenalini vardı yani. Onu unutmayalım. Ağzın nasıl diyor. Ağrıyor. Konuşabiliyor musun? Oo biraz. Bir şey yapacak mısın, dayanamayacak mısın diyor. Eve gitmek istiyorum. Ailemi görmek istiyorum. Hayır diyor. Artık evin yok. Artık ev, ailen yok. O işim bitti. Ama var. Morningwood'da yaşıyor. Onları çok seviyorum. Hayır diyor. O senin eski yaşamındı. Artık bitti. Artık görünmez insanlardan birisisin. Sadece beni evime götür diyor. Ben seni havalimanına götürüyorum. Sen bir tane uçağa bineceksin. Bu ülkeden çok uzaklara uçacaksın diyor. Ve mesajımı ulaştıracaksın herkese diyor. Sen benim işkence avukatımsın diyor. Medya ve hükümet işkencenin gerekli bir şey olduğunu söylüyor diyor. Bilgiyi almak için. Sana her şeyi söyledim diyor zaten adam. Aynen diyor. İşkence işkenceciye aittir. Yani işkencenin emrini veren adama ait değildir. Hani işkenceyi eğlence için yaparsın diyor. Boş zamanlarını doldurmak için. Torture işkenceyi gören. Merak etme koçum. Gidiyorsun buralardan. Azerbaycan'a git. Evine git. İstersen Anadolu'ya oraya yolda. Geç bakalım. Koş. Özgürsün diyor. Ama ailem burada diyor. Muhtemelen seni buraya getiren ailen diyor. Kimseye güvenme diyor. Artık yalnızsın. Gerçekten mi? Evet gerçek. Hadi bas git. Hadi git. Defol git. İstemiyor seni bu ülkede falan filan. Yok öyle bir şey. Adam gidiyor vallahi gidiyor. Oo adam ne biçim gidiyor. Lan adam merdivenlerden yuvarlandı. Neyse görev bitti. By the book. O %90 yapmışız. Don't stop me now. O ne? Sonuna kadar gitmemiz gerek. Of. Şimdi bakalım bir sonraki görevlerinde neler var? Kimin görevi var? Şu anda fazla bir kişinin görevi yok gibi. Michael'a mı dönsek? Franklin'e mi dönsek? Franklin'i oynamadık bu bölümde. Franklin'e bakalım.
Franklin'e bakıyoruz. Gene her zamanki gibi evinde. Barajın yanında evi tabii ki. O barajın üstünde bu arada bir tane şey var ama onu bulamadım. Uzaylı giymiş parçası var ama onu bulamadım. Çöp hala orada mı? Çöp orada olsun. Franklin, evinde acil durum bir şey seti var. Ne oldu? Evine mi basacaklar? Bu evde birazcık sağlıklı bir şeyler yemem gerekiyor diyor. Şimdi ben birazcık benim de üzerimi değiştireyim. Üzerimizi değiştireceğiz tabii ki. Casual jackets, t-shirtler, jacketler, no items falan filan, jacketler. Başka bir şey almadım ben bu adama ya. Hop şunu giyelim. Shoes. Siyah bir şey yok mu? Ha, tamam bunu giyelim, olur. Şeylerden neler var? Oğlum hep tek tip giyiniyorsun ya. T-shirtlerden neler var? Tops. Ha, tops ne? Oo, sağlam giyiniyor. Kaslı adam. Ortaya çıksın tabii kasları. Uptown Riders. Ben bunu giyerim. Güzel. Şimdi yukarı çıkalım. Yukarı çıkıp Lester işi var bir tek. Onun dışında başka hiçbir alt yok. Tamam, bunu da böyle hallettikten sonra bir Michael'ı arayalım bakalım ne olacak. Michael. Hangout mu? Yok. Tamam, bir Michael'a geçelim bakalım Michael ne alemde. Ne yapacağım oğlum ben? Görev vermiyorlar. Ya ne güzel giydirmiştik Franklin'i. O kadar sağlam şeylerle falan. Oğlum hala burada mısın? Sen neden buradasın hala ya? Neyse o zaman seni nereye doğru sürelim biz? Tamam gel. Yani şöyle ilerleyelim bakalım ne olacak. İlginç bir şekilde. Kendimize bir hedef belirledik biliyoruz. Wade. Bir tane şey gördüm diyor. Denizaltı gördüm diyor. Daisy Lee adında bir tane gemide. Şeyde limanda Daisy Lee adında bir tane gemide. Bir şeyleri indirebilirsin diyor. Ama denizaltı varmış, denizaltını kaçırırız işte kardeşler. Kardeşleri ilk kez. Hayır. İsteyerek olmadı gerçekten. Bak o kadar arabaya çarpıyorum. Polis hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Geliyorum polisler arabasına çarpıyorum. Polis hemen şey yapıyor. İtiraz ediyor artık ne yapıyorsa. Yani görüyor musunuz? Buradaki bencilliği görüyor musunuz? Polisi olsun, başkasına olmasın. Yok. Başkasına olsun, polisi olmasın. Umurlarında değil. Hadi beyler bırakın peşimi artık ya. Altı üstü bir ara... İki yıldız mı? İki yıldız verdiler bana. Çüş. Şuradan yukarı doğru gidersem herhalde bir şey olmaz. Polis beni görmez diye umuyorum. Vallahi gördü. Oğlum çekil yoldan ya. Kovalamaca var burada. Oo bak arkamdan geliyor pislik. Adam arkamdan geliyor. Sanırım şurada bir tane daha polis arabası varmış yolda. Yo yokmuş. Şuradan devam ediyorum. Beni yakalayamazsınız kankiler. Vay pislik, beni yakalamaya çalışıyor. O fena yakaldı hem de. Oğlum altı üstü bir arabaya çarptık. Arabanın içinde bile kimse yoktu. İki yıldız var. Ne biçim kovalıyorlar öyle. Abo adam öldürdüğünde bile daha az kovalıyorlar. Kurtulurum ben oğlum ben sizden. Siz beni hiç yakalayamazsınız. Tren raylarını kullanır kurtulurum ben sizden. Plakayı almamışlar en azından o kısmı iyi. Fazla bir şey yapamazlar. Oğlum ne geliyorsun karşı taraftan yani? Neden geliyorsun yani? Şöyle devam edelim bakalım. Polisler bizi hala ısrarla aralarına boş bir arabaya çarptığımız için aramaya devam edecekler mi? Ve ediyorlar. Ne kadar bencilce bir şey ya. Neyse. Şuradan geçelim bakalım. Boşu boşuna zaman kaybı işte. Polisten kurtulmaya çalışıyorum. Çok saçma sapan bir sebep yüzünden.
Araba bir sakin ol ya, neyse. Trevor'ın arabası çok şey, çok yavaş. Onu bir ilk önce bir söyleyelim yani. Aşırı yavaş bence. Hem de çok yavaş yani, öyle böyle değil. Neyse, şu anda bir denizaltı çalacağız. O görevi yapmaya gidiyoruz. Birisini daha mı öldürdük? Yok, öldürmedik. Öldürsek baa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 
Tırın da kafa kel ya, parlıyor. Hemen ayırt ediyorsun sürücü koltuğunda olduğunu. Oha. Bu ne? Tır mı bu? Ya tır, kamyon bir şey. Ama bayağı zırhlı yani. Çarptım, olduğum yerde kaldım. Bu pick-up'la çarptım ya. Ve olduğum yerde kaldım yani. Yani. Yavaş yavaş gideceğim burada. Şu huzurlu, mavi mavi, dalgalı deniz manzarasını sizlere göstererek. Hatta şöyle kenardan kenardan gideceğim. Denizi çok severim. Denizlerim, derin deniz fobim var ama denizi çok severim. Bir de gökyüzünü. Tamam, şimdi bir tane plan yapmamız gerek. Bizim buradaki şeydeki ipleri tekrar tekrar indirmemiz gerek bir şekilde. Susturuculu bir silahımız varsa çok işimize yarayacak. Şuradaki denizaltıyı indirmemiz gerekiyormuş. Şöyle gizli gidelim. Susturuculu pistol var mı? Yok. Susturuculu şey var mı? Aynen var. Hop. Susturucuyla indiriyoruz bunları aşağıya. O yüzden kimsenin bir tarafında olmuyor. Ama... Woohoo! Ve baştan denizaltı alıyoruz. Trevor korkusuz bir şekilde limanın pisli yeşil sularına dalıyor. Allah bilir kaç çeşit mantar türemiştir bu sulara da. Kaç çeşit alp türemiştir bu sularda. Trevor deli gibi nefes alıyor. Allah Allah. Yukarıda birisi durumdan şüphelenmiş. Kanka yapabileceğim bir şey yok yani. Denizaltını aldım. Başka bir denizaltı yoksa beni takip edemezsiniz. Sesli susturuculu silah kullandığım için konuştuğumuz denizaltını aldım. Şimdi benim bunu saklama yardım etmem lazım birkaç gün için. Floyd. Ben de bana sessiz olma diyor. Geri dönerim ve ne hakkında konuştuğumuzu biliyoruz diyor. Peki diyor. Batıdaki şeyde... Bu konu hakkında hiç dürüst bir şey yok diyor. Kimseye zarar vermiyoruz. Hayır, hayır. Bu denizaltına sahip olan kimseden başka kimseye şey yapmıyorsun diyor. Zarar vermiyorsun. Meriwether şey güvenlik şirketi hakkında bir tane şey yaptı. Araştırma yaptı. İnsanlar üzerinde deneyler yapıyorlar. Dur bakalım. Batıya gidiyoruz değil mi? Evet, batıya gidiyoruz. Dümdüz devam et. Davaları, dava şey yapmamışsın. Yani dava açtığınızda onlara bir şey olmuyor. Güçlü bir şirket. Şanslı herifler. Bu şeylerin hiçbirini bilmiyorum. Evet, bilmiyorsun. Meriwether dünyanın en cimri ve en zengin insanlar, en bencil insanlar tarafından şey yapıldılar, kiralandılar. Muhteşem. Bunu dört gözle bekliyorum.
Tamam, şimdi işte daha çok sevdim. Ne kadar yavaş ilerliyor sanki. Tamam, boruları gördüğümüze göre hala şehir sistemindeyiz. İyice şey yaptık. İyice kara yakınız. Oo! Çok yavaş gidiyor bu ya. Hakikaten çok yavaş gidiyor. Bakalım belki deniz altından başka şeyler çıkar. Bu ne? İlginç ilginç kayalar var burada. Bu ne? Bu da mı kaya? Bu da kaya. Mesela hangi nedense şu anda buradan korkmuyorum. Neden korkmadığımı bilmiyorum. Geldim, şuradan korkuyorum bakın. Şurası sanki uçurummuş gibi duruyor. Şuradan şu anda ödüm kopuyor. Yani hala kendim kontrol edebiliyorum ama. Hop şuradan soldan yapmamız gerekiyor. Belki de görev olduğu içindir. Fikrim yok. Ama ben hiçbir şey de hissetmiyorum değil. Yani korkuyorum. Ama deliye dönmüyorum. Sır videosundaki gibi. Ağladım lan, gözümden yaş geldi vallahi. Ha, şuradaki sarı noktaya gidiyoruz. Ben onu ne bileyim bir halka zannettim. Ya halka da. Yani şuradaki zincirlerden bir zincirin parçası zannettim. İskeleye bağlı. Demek Floyd'un çalıştığı şeydeymişiz. O deniz altından çalmışız. Yani bununla ilgiliymiş Floyd'un çalışması. Dur bakalım. Buralarda bir yerde nükleer atık parçası olması gerekiyor ama neyse. Belki de burada değildi ya, belki de başka yerdeydi, bilmiyorum. Ama onu aldığın zaman 25 bin dolar alıyorsunuz. Orada mısın? Evet, Winch'teyim. Onu yukarı çıkar ve ben de seni karaya çıkarayım. Dedi Floyd, kuzenimiz. Bak deniz ne güzel, gördünüz mü? Deniz çok güzel şu anda ya. Hakikaten. Ne yapıyorsun? Hadi gidelim Floyd, çabuk ol. Tamam, işte gidiyoruz. Peki, ben buradayım. Deniz altını şeye bırakacağız, depoya bırakacağız. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just. Denizaltı yeterince şey mi diyor? Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. Bu tür baskılara alışık değilim. Onto a score. You gotta be ready for the heat that comes with it. Tayfanı bir sonraki şey işe yönlendirdiğin zaman işle birlikte gelen bu baskıya, bu telaşa alışman gerekiyor. Eğer şey istemiyorsan, bu işinden bir parça istemiyorsan lütfen uzaklaş. İş yerimi benim evimden planlayarak soyuyorsun diyor. Soygunu, iş yerim soygunu... Aman, anlatamıyorum. Aşağı inelim. Get out of the truck. Neyse, bu burada kalsın. Burada şey olacağına emin misin? Eminim diyor. Tamam. Eğer yanılıyorsan seni yerim. Ve yer. Yiyeceğini biliyorum. Bunda ayrılmam mı gerekiyor benim şimdi? Sen lanet olsun bir pisliksin ve biz bunu hepimiz biliyoruz. Dedi adamın teki, yoldaki rastgele adamın teki böyleydi.
Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.